Beraber. Evet, kayıt. Ha, kayıt da mı Aynen. yapıyorsunuz? Aha. Ha, iyi. Bir saniye ama şimdi ekranınızı paylaşıyorsunuz ya. Şu Ha, an. sonra. Peki Tamam. sonra. Evet, Tamamdır. O zaman çıkmam en son gerekecek. yapalım. Doğru. Doğru Tamamdır. çıkmam gerekecek. Tamam, sonra paylaşırız. Hı. Öncelikle ben de teşekkür ediyorum sevgili Batuhan ve İpek'e. Bu aslında ben adli eczacılığa ne kadar zamandır çalışıyorum bilen var mı? 18 yıldır adli eczacılık üzerinde araştırıyorum, seminerler veriyorum, ders veriyorum. Seçmeli dersim vardı, epey bir süreyle, 10 yıl süreyle de anlattım. Ancak şu son 3 yıldır adli eczacılık öğrencilerinin çok ilgisi ve talebiyle karşılaşmaya başladı. Bu da hem sevindirici hem de bir yandan düşündürücü. Sevindirici yanı genç eczacılar, eczacı adayları kendilerine daha geleceğe yönelik bir yer edinmek istiyorlar. Gelecekle ilgili yerlerini tespit etmek istiyorlar ve bir açılım sağlamak istiyorlar. Yani bunu büyüklerimiz yapmıyorsa biz yapacağız, biz yapmak istiyoruz diyorlar. Bu sevindirici bir şey. Çünkü çok fazla fakülte açıldı ve istihdam alanları dar. Yeni uzmanlık alanlarına çok ihtiyaç var. Bu alandaki bu açığı hızla gençlerimizle kapatacağız. Yani üzücü olan da şimdiye kadar uzmanlaşma konusunda ne yazık ki eczacılık mesleği çok geride kaldı. Sağlık meslekleri içinde düşünecek olursanız. Hepimiz biliyoruz ama bunları hiç irdelemiyoruz kafamızda. Ben size şunu düşünmenizi sağlık veriyorum. Tıp fakülteleri, sağlık meslekleri içinde tıp fakülteleri, tıp kökenli kişiler ne yaptılar? 43-44 uzmanlık alanları var. Biliyor muydunuz? Tıpta Evet, 43-45 evet. uzmanlık alanı var. Bakınız. Diş hekimliğinde 12-13 uzmanlık var en son bildiğim. Daha da genişliyor. Onlar da her yıl yeni bir uzmanlık alanı katıyorlar. Veteriner hekimlikte 20'nin üstünde uzmanlık alanı var. Peki eczacılık mesleği düşündüğümüzde ve müfredatımıza bakın. İçeriğinde fen var, değil mi? Sosyal var, sağlık var, efendim iletişim var. Teknoloji var. Dolayısıyla tüm bu bilim alanlarındaki her gelişme eczacılık mesleğini de geliştirmek için çok güçlü bir destek aslında. Bu kadar gelişmeye açık bir başka meslek gösteremezsiniz bu kadar donanımla. Ama biz hala daha uzmanlarımızı yetiştirmedik. Yeni mezun olmuş klinik eczacımız var mı? Daha yok. Onlar yeni herhalde bu yıl mezun olacaklar. Fitofarmasi yok. Hatta artık talep yok fitofarmasiye. Yani bu aslında bizim hatamız. Biz eğiticilerin hatası, öğrencilerin hatası, tercih ve önceliklerimizi tespit etmedeki hatalarımız, yanlışlarımız, eksiklerimiz, belki de yönlendirilmelerimiz yanlıştı. Her neyse bitti. Şu anda onu tartışacak değiliz. Ama bizim bu açığı hızla kapatmamız gerekiyor. Çok büyük bir hızla. Ve burada öğrenciler genç eczacı adayları yönlendirici olacak. Benim kendi öğrenci gruplarımda ve öğrencilerimde bir sloganım vardır. Siz de kendinize bunu slogan olarak edinin. Hayat böyle çünkü. Talip olmazsan nasip olmaz. Böyle. Hele ülkemizde yani sana kimse hiçbir şeye hazırlamıyor. Sen talip oluyorsun, yetiştiriyorsun kendine, çıkıyorsun ben bu işi yaparım diyorsun. Ondan sonra alan yavaş yavaş açılıyor böyle. Yani kervan yolda diziliyor biraz da. Anlatabildim mi? Şimdi gelelim. Yani talip olmak için de siz de zaten araştırıyorsunuz. Aklınızda yatanı seçip o yönde yürüyeceksiniz. Adli eczacılık Dünyanın kimdir? sağlar. Pardon Arkadaşlar, mikrofonları kapatabilir miyiz? Moderatör de kapatabiliyor gerçi. Şey yapabilirsin.
Tamam. Peki bakalım. Şimdi bu anlattıklarımın içinde size kısaca toparlamaya çalıştım. Adli eczacı kimdir? İlgi alanları, görev ve sorumlulukları, etkinlikleri nelerdir? Buna geçmeden önce bir şunu tanımlayalım. Adli bilimler nedir? Çünkü adli eczacılık adli bilimlerin içinde bir bilim dalıdır. Adli bilimlerin içinde 100'den fazla bilim dalı vardır, bölüm vardır. Dolayısıyla adli eczacılık da bunlardan biri. Onu anlamak için adli bilimler nedir? Adli bilimler, sağlık, hukuk, fen, sosyal bilimler, kriminal bilimler, teknoloji, sibernetik gibi çok geniş kapsamlı bilimlerin bir arada kesiştiği köşe noktasını oluşturur, köşe taşıdır. Kısaca bu adli bilimlerin içinde neler var diye sorarsınız. Bakın bunlar hep dünyada, yani biz Türkiye'de adli eczacılık, adli bilimler çıkartmıyoruz. Dünyaya paralel olarak yürüttüğümüzde bunlar karşımıza çıkıyor. Adli bilimlerin bölümleri. Bakın bir temel bilim dalları var, bir de mesleklerde adli uzmanlaşma var. Adli toksikoloji, adli farmakoloji, biyoloji, kimya, astronomi, patoloji, koku, bunu çoğaltabiliriz. Grafoloji gibi. Adli tıp, adli hemşirelik, adli veteriner hekimlik, adli mühendislik, adli eczacılık da yine bu tanımların arasında, adli bilimlerin içinde yer alıyor. Çok kısaca tanımlarsak, uluslararası tanıma da bu şekilde girmiş. Adli eczacılık ilaçla tedavi biliminin hukuka uygulanmasıdır. Türk Dil Kurumu ise bunun şu şekilde tanımlıyor. Adli eczacılık nedir? Eczacılık mesleği uygulamaları, ilaç veya kozmetik üretimi, tüketimi sırasında karşılaşılan adli sorunlarla ilgili bilim dalıdır. Şimdi bakın, demek ki işin içinde bir hukuk, adli, adalet arayışı olacak. Yani adalet ararken neyle karşılaşırız? Suç, suçlu, mağdur, değil mi? Dolayısıyla bizim eczacılıkla ilgili, ilaçla ilgili tüm konularda eğer karşımıza hukuki bir süreç çıkıyorsa, eğer bir adli olmayan durumla karşılaşıyorsak, eğer ortada bir mağduriyet varsa, suç varsa, suçlu varsa, işte orada adli eczacının uzman danışmanlığına, bilirkişiliğine, uzman bilgisine ihtiyaç vardır. Dünyada artık meslekler zaten uzmanlaşarak hizmet kalitelerini arttırıyorlar. Biz bunu el yordamıyla, lisans mezunu bir eczacıyla bu hizmetin kalitesini götüremeyiz daha uzun süre. Uzmanlaşarak ancak bu hizmet kalitesini yükseltebiliriz. Bu hizmet kalitesinin yükselmesi nedir? Adalete daha hızlı gidersin, bilime daha hızlı ulaşırsın, değil mi? İnsanlığa daha güzel hizmetler sunarsın. Adli eczacı ne yapar? Kimdir adli eczacı o halde? Meslekle ilgili davalar, bakın. Yasal düzenlemeler, eczacılıkla ilgili, eczane ve eczacılarla ilgili yasalar, bunları eczacılar mı? İçinde eczacı var mı? Bakın bunu sorgulayın. Yok. İşte burada adli eczacı da olmalı diyoruz. Kriminal yargı sistemi içinde yer alan eczacıdır eczacı, adli eczacı. Adli eczacı suçla ilgili olay yerindeki materyallerde ya da suçla ilgili materyallerde kimyasal, biyolojik, toksikolojik analiz yapabilen, bunu yorumlayabilen ve bu sonuçları delil olarak adalete sunan eczacıdır. Adli eczacı eğer birini öldürmek ya da zarar vermek amacıyla kullanılan silah bir ilaç ise, birini öldürmek için ilaç kullandıysanız o da bir silahtır. Bu amaçla kullanılan silah bir ilaçsa, o zaman uzman görüşüne başvurulan eczacı adli eczacıdır. Dünyada tanım böyle. Şimdi soruların içinde de bu böyle bir soru vardı. Şöyle şey yapalım. Adli eczacılığın, bunu ben de zaten slaytlarıma almışım. Adli farmakoloji ve adli toksikolojiden ya da adli kimyadan bir farkı var mı? Evet var. Bunlarla karıştırılmamalı. Adli farmakoloji, adli toksikoloji ya da adli kimya alanında uzmanlaşmalar da var dünyada. Ama bu alandaki uzmanlık için eczacı olma koşulu yok. Değil mi? Herhangi bir kişi gidip ya da kriterleri uygunsa, herhangi biri demeyelim, kriterleri vardır. Diyelim ki bir veteriner, diş hekimi,
eczacı ya da sağlıkla ilgili farmakoloji altyapısı lisansı olan herhangi bir sağlık çalışanı adli farmakolojide uzmanlaşabiliyor. Adli toksikolojide uzmanlaşabiliyor. İçeriği tamamen farmakolojinin hukuka uyarlanması, toksikolojinin hukuka uyarlanması şeklinde. Kimya da aynı şekilde. Kimyanın hukuka uyarlanması. Ama mesleki açıdan baktığınızda çok daha geniş. Sadece toksikoloji değil, çok farklı alanları göreceğiz şimdi. Adli eczacının farkını şimdi söylemeyeyim. Çünkü anlatırken anlatacağız içinde. Farklı şeylerdir bu ikisi. Üçü, dördü yani adli eczacılık tüm bunlardan farklıdır. Daha bütün bunları da kapsayan geniş bir bilgi birikimi gerektirir. Ayrıca biliyorsunuz bizde bir de farmasötik bakım da vardır. Klinik eczacılık vardır. Bunlar da yine adli eczacılığın ilgi alanına giriyor. Anlatırken nasıl girdiğini göreceğiz hep birlikte. Esasında ortaya çıkışı yeni bir alan olarak değil, dünyadaki adli eczacılığın uzmanlık alanı olması. Mevcut da esasen eczacıların değişik kurumlarda ve kuruluşlarda yaptıkları işlerde uzmanlaşma ihtiyacından doğmuş bir şeydir. O hizmeti yapıyor aslında, yeni bir iş değil yaptığı. Ama el yordamıyla öğrenmiş, ufak tefek sertifikalı eğitimlere gitmiş, değil mi? Kapatacak mıyız? Devam mı? Hocam teknik bir problem çıktı normalde Zoom'da. Biz 10 dakika sonra kapanınca hemen tekrar link atacağız. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hocam siz de kusura bakmayın lütfen. Tamam. Çok hızlanayım o zaman. Yani yeni bir alan değil, yeni bir kavram. Yaptığımız işlerde uzmanlaşarak götüreceğimiz yeni bir kavram. Adli eczacı ne iş yapıyor? Madde bağımlılığı eğitimleri verebiliyor. Şüpheli ölüm ve zehirlenmelerin aydınlatılmasında görevi var. İlaçla tedavi sırasında çıkabilecek sorunların önlenmesinde ve çözülmesinde, yan etkilerin azaltılmasında, tedavisinde. Suç bir maddenin etkisi altında mı işlenmiştir? Bakın bunun analizi ve yapılmış olan analizin yorumlanmasında çok önemli görevi var. Özellikle altını çiziyorum. Eczacılık mesleğinin standartlarının oluşturulması sırasında da yine adli eczacının bilgi ve deneyimine ihtiyaç vardır. En çok sorulan sorulardan biri de nedir biliyor musunuz? Adli eczacılar nerelerde çalışabilir? Ülkemizde çalışabilecekleri kurumları söyleyeyim ben size. Çünkü aldığı eğitimin içeriğini de şeyin sonunda ifade edeceğim. Göreceksiniz buradaki kurumlarda çalışmayı gerektirecek bilgi ve donanım olacak. Jandarma ve emniyet kriminal laboratuvarlarında çalışabilirler. Geçmişte vardı bir iki eczacı, şu anda hiç eczacı kalmadı sanıyorum bu kriminal laboratuvarlarda. Hıfzı Sarrafik Saydam Araştırma Merkezi Başkanlığı vardı, kapatıldı biliyorsunuz. Hatta bizim yerli aşılarımız da burada üretilirdi, serum ve aşılarımız. Şimdi TİT-CK kısmen bunun görevini yapıyor. Buralarda uygun birimlerde çalışabilirler. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nda eczacı ne yapar derseniz, ne yapar hiç düşündünüz mü? Eczacı uyar mı buraya? Uyması gerekiyor. Evet. Çünkü nükleer enerji ve kimyasal biyolojik nükleer silahlar, bunlardan korunma, önlenmesi, temizlenmesi, dekontaminasyon gibi konular ve buna uygun değişik laboratuvarları var TAEK'in. Bu değişik laboratuvarlarda yine orada da benim bildiğim bir iki eczacı vardı. Onlar da emekli olalı 10 yıl oldu. Şu anda eczacı var mı bilmiyorum. Yani eczacılar da bulundukları kurumları da bıraktıkça yerleri, alanlarını başkaları doldurdu sanırım. Adli Bilimler Enstitüsü Ankara'da ve İstanbul'da var biliyorsunuz. Buralarda eğitici olarak ya da lisansüstü eğitimde yer alabiliyorlar. Adli tıp kurumları da yine ne yazık ki hüzünle andığım kurumlardan biridir. Adli Tıp Kurumu'nun ilk ihtisas kurullarında görev yapan bir eczacı hocamız vardı. Ama daha sonra artık eczacı kalmadı buralarda. Ben derslerimde götürürüm kuruma tanıtım için.
Adli tıp kurumlarının toksikoloji laboratuvarı var ama başında toksikoloji eğitim almış kimse yok ne yazık ki. Bu aslında kurumun güvenilirliğini de sarsan bir durum. Tartışılacak bir konu. Sağlık Bakanlığı'nın değişik birimlerinde özellikle eczacılıkla ilgili yasa ve yönetmeliklerin hazırlanması aşamasında görev yapabiliyorlar. TİCCK'nın çok güzel birimleri var. Uygun oralarda görev yapabilirler. AFAD nedir? Afet ve Acil Durum Kurumu Başkanlığı. AFAD'ın içinde bakın afet ve acil durum eczacılığı var. Yani afetlerde ve olağanüstü durumlarda, acil durumlarda eczacılık ve ilaç hizmetlerinin yönetiminde adli eczacının görevi var. Afetlerde eczacıyı biz nerede görüyoruz? Böyle bir bilginiz var mı? Adli eczacılıkta biz bunu da anlatıyoruz. Devlet Malzeme Ofisi'nde ne işi var eczacının? Biraz kafa yorun. Bakın burada hani bırak adli eczacı çalışıyor mu? İlk kez duyuyoruz hocam diyebilirsiniz. Evet. Yani eczacı da çalışabilir. Adli eczacının da tam da yeridir. Araştırın biraz bakalım ne iş yapıyormuş eczacı orada. Tamam. Milli İstihbarat Teşkilatı yani ulusal istihbarat. Yani milli istihbarat bizim istihbarat teşkilatımız ama dünyada ulusal istihbarat teşkilatlarında özellikle biliyorsunuz ne var? Oralarda işte suç teşkil edecek uyutucu, uyuşturucu, ilaç kaçakçılığı, temini gibi bu konulardaki istihbaratlarda ele geçirilen ürünlerin, materyallerin analizleri ve yorumlanmasında bakın o istihbarat teşkilatlarında da adli eczacı var. Bilirkişilik adli tıp kurumları her yıl Ağustos-Eylül ayında duyuru yapar. Bilirkişi arıyoruz diye. Bunun için öncelikle eskiden gerekmiyordu ama şimdi bir bilirkişilik sertifikalı eğitimi alma koşulu var. Ve ardından bizim birkaç arkadaşımız aldıkları sertifikaları, adli eczacılık sertifikasını da eklediklerinde gördüklerinde ilginç bir de adli eczacılık mı varmış? Biz size öncelik verelim diye kabul edildiklerini söylemişlerdi. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı her yıl sınavla adli eczacı alıyor. Bu bizden yıllar önce başlamış bir olay. İngilizlerden kalma bir istihdam konusu. Şimdi burada isterseniz mola verelim değil mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar link yine Instagram bio'muzda paylaşılacak. Oradan yine girersiniz. Ara veriyoruz şu an. Aynı linkle tamam. Mi bağlanıyoruz? Aynı linkte evet hocam. Yine Instagram bio'da paylaşılacak. Hocam yeni bir tane evet yeni linkimiz Hı-hı. paylaşılacak. Ben size hemen ileteceğim şimdi. Bana gönder. Hayır arkadaşlar. 3 dakikalık bir mola yani. Aynen. Tamam. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kimyasal, biyolojik, nükleer silahlarla ilgili bir kurumda ya da kriminal laboratuvarlarda Sağlık Bakanlığı ile ilgili bir sağlık otoritelerinin sağlık kurumlarıyla ilgili birimlerde çalışabilir. Yine adli tıp kurumu benzeri kurumlar, afet ve acil yönetim gibi işte ulusal istihbarat teşkilatları gibi yerlerde bir dakika. Ben mi kabul edeceğim şeyleri? Hocam. Yok hocam. Arkadaşlarımız kabul eder onları. Biz devam kabul edelim. Kabul ediyorlar mı? Evet evet tamam. Onlar kabul ediyor. Tamam. Bende gözüküyor da onun için kapıda kalmasınlar sonra. evet. Kurumları iyi kötü gördük. Şimdi bir dakika niye geçmedi? Evet. Bilir kişilik de bunlardan biri dedik. Hep şu yanlış algı var. Adli eczacı bilir kişilik mi yapıyor? Bilir kişilik yapabileceği işlerden biri. Bilir kişilik için adli bilimlerde uzmanlaşmak size ayrıcalık getirir. Bilir kişilik yapabilmeniz için bilir kişilik sertifikası almanız yeterli. Lisans eğitimi ve şey gerekiyor, bilirkişilik gerekiyor. Bakın bekleyenler var, 6 kişi daha alabilirsiniz. Orada hocam görüyorum. Onlar gelebiliyorlar şu an açık yani, biz kabul etmiyoruz.
Tamam, kapattım o zaman. Evet, şimdi peki nerelerde? Adli eczacının etkinlikleri nedir? Ne iş yapar? Bu kurumlarda ne iş yapar? Ne yaparlar yani? Doping analizleri yaparlar. Mesela doping merkezlerinde görevlidir. Numune alımından tutun, analiz aşaması ve bu yapılan analizleri yorumlamak. Doping komisyonlarında yer alır. Efendim, toksikolojik analizlerin yapılması, yeni yöntemler geliştirilmesi, bulunan sonuçları yorumlamak. Bakın, yorum çok önemli. Çünkü doz eczacılık açısından, değil mi? Düzey ve doz çok önemli. Alınan doz bu toksik etkiyi oluşturmak için yeterli mi? Ya da dokuda bulduğumuz, kanda, idrarda bulduğumuz bu toksik madde bu kişiyi zehirlemiş olabilir mi? Yani atılan miktara bakarak belki başka bir şeyden etkilendi. Belki zehirlenmedi ya da öldürüldü, boğuldu ama idrarda da bir uyuşturucu madde ya da toksik bir madde bulduk kanda, idrarda. Aa, aman bu öldürülmüş, böyle bir şey yok. Onu yorumlamak önemli. Onun içindeki bu bulunan miktar bu kişiyi öldürmek için yeterli midir yorumunu eczacı yapabilir. Ve bu konuda eğitim almış adli eczacı tabii ki. Kan ilaç düzeylerini izleme. Mesleki malpractice. Malpractice nedir? Meslekle ilgili hata, değil mi? Bu tıpta da oluyor. Doktorlar malpractice yapabiliyor. Bir mesleki hata yüzünden hasta kaybediliyor. Ya da eczacı da bunu yanlış reçete yapar. İlacı hazırlarken bir hata yapar ki, hesaplama yaparken çok hassas ölçümlerle çalışıyoruz biliyorsunuz eczacılar olarak. Yanlış bir doz hesapladı, yanlış tarttı, virgülü sağa getirdi, 10 katı arttı doz. Ölümüne neden oldu. Mesleki malpraktislerin davalarında uzman kişi olarak, danışman kişi olarak görev alır. Doğru farmasötik bakım sağlanmadı, ilacı yanlış tarif etti, dozunu yanlış tarif etti. Yine adli eczacının ilgi alanına giriyor. Reçete suistimalleri ya da reçete sahtekarlıkları, bu konudaki suç ve mağduriyetler de yine uzman görüşü olarak görüşe alınır. Sahte ilaç üretimi çok fazla biliyorsunuz. Bu konuda yine görüşüne başvurulur. Analiz sonuçlarında tahrifat. Ülkemizde yok ama farmakolojik ötenazi komisyonlarında diğer ülkelerde, adli eczacılığın geliştiği ülkelerde komisyonun içinde adli eczacılar da yer alıyor. Ötenazi amacıyla kararında ve uygulamasında. İlaç bağımlılığı ve suistimali ile ilgili analizler, yanlış tedavi, zehirlenmeler ilgi alanı içinde hep. İlaca ya da alkole bağlı şiddet. Bakın, çünkü yasalarımızda bunu buradaki suçu arttırıcı ya da hafifletici maddeler var. Bir ilacın etkisi altında mı trafik kazası yaptı? Ya da bir alkol etkisinde miydi kaza yaptığında? Ya da birini yaraladı ya da öldürdü, bir kavgaya karıştı. Bir ilaç buna neden olabilir mi? Bakın, adli eczacılık eğitimimizin içinde davranış toksikolojisi var. Davranışlarımızı etkileyen ilaçlar. Kişiliğimizi etkileyen ilaçlar neler? Bunları öğretiyoruz. Bu ilaçlar var mı kanda? O zaman yorum yapıyoruz. Evet, kanda antipsikotik bir ilaç şu bulundu. Bu ilacın kişinin davranışına etkileyen bir durum söz konusudur. Evet, kavgaya karışmış olabilir. Bu ilacın etkisini de yapmıştır. Şiddet uygulamıştır. Ölüme yol açmıştır. Bu ilacın etkisi vardır yorumu yapabiliriz. Risk yönetimi ve risk analizlerinin aşamasında, onlar da yine risk analiz ve yönetimi de adli eczacılık eğitimimizin içinde yer alıyor. Bunlar hep ileri düzeyde. Bakın, lisans bilgilerinin çok üstünde bilgiler veriyoruz biz sertifikalı eğitimimiz kapsamında ve çok geniş kapsamlı. Hasta sırlarının açığa vurulması. Her eczacı hasta sırlarını saklamakla sorumludur. Bu etik ve deontolojik bir konudur. Hatta bakın, eşe bile kişiyle ilgili hastalık bilgisi verilmez. Kişinin bilgisi dışında verilmez. İlaçları hakkında bilgi verilmez. Eşim dün buradan bir reçetesini aldı. İlaçlarını görebilir miyim? Hangi ilaçları aldı acaba? Kendisi dışında hiç kimseye bu bilgiyi ver. Suç.
ve adli eczacı burada devreye giriyor. Gel diyor, bak sen etik ve deontolojik açıdan bunu yorumla şeklinde. Mesleki etikte de yine adli eczacının görev ve sorumlulukları var. Başka ne yapar dedik? Eğitim verir. Emniyet ve jandarmadaki ya da adli birimlerdeki diğer birim dallarına ilgili konularda, uyuşturucular konusunda, ilaçla ilgili konularda eğitim verir. Olimpiyatlarda teknik danışmanlar arasındadır. Tüketici, gıda ve ilaç tüketici güvenliği açısından da görev ve sorumluluğu vardır. Ulusal narkotik bürolarda görev yapar, denetleyici olarak. Bir de bakın, cezaevlerinde farmasötik servisi sağlayan bir eczacı yoktur ne yazık ki. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda Atatürk bir askeri eczacı cezaevlerinin sorumluluğunu üstlenecek diye görevlendirmeler uygun görmüş. Ve her cezaevinde, bakın şu anda bile, hekim ve hemşire kadrosu vardır her cezaevinin. Hekimi vardır, hemşiresi vardır. Eczacısı kalmamıştır. Yani bakın, bunlar bizim hep ayıbımız. Varmış, kurulmamış mı? Varmış. Adli tıp kurumunda da eczacı varmış, kriminal laboratuvarlarda da varmış, her yerde eczacı, TAEK'te vardı, Atom Enerjisi Kurumu'nda, ama tercih edilmeye kadrolar kapanmış. Ne yazık ki şu anda cezaevlerindeki farmasötik bakımı hemşireler veriyor. Sizce ne kadar doğru verebilirler? Bir eczacı kadar ilaca, inanın ki İlaca hekim de eczacı kadar hakim değil. İlacınıza, mesleğinize sahip çıkmanız gerekiyor. Peki biz çok hızlı geçeyim buraya, soru cevabımız olsun. Hangi nitelikleri, hangi bilgilere çok hakim olmalıyız? Lisansüstü eğitim düzeyinde bakacak olursak, farmakokinetik, toksikokinetik ileri düzeyde hesaplamalar yapabilmeliyiz. Hangi ilaçlar arasında ne tür ciddi etkileşimler olur? Alkol hangi ilaçlarla etkileşir ya da ilaçlar alkolün etkisini nasıl değiştirir? Ölüm öncesi ve ölüm sonrası toksikolojik analizler nelerdir? Değişim var mı? Ölüm öncesi ölçtüğümüz ilaç düzeyi ölüm sonrası ne kadar zaman sonra değişikliğe uğrar? Gıda zehirlenmeleri, bitkisel zehirler ve çok iyi bir organik kimya bilgisi neden gerekir, hatırlayın. Bize bir formül verirdi hocalarımız, değil mi, organik kimyada? Bunun metabolitlerini, olası metabolitlerini söyleyin. Değil mi? Hangi şeylere, metabolitlere parçalanabilir? İşte bilmediğiniz bir molekülden, kanda bulduğunuz, analizini yaptığınız moleküllerin alınan ilacın metaboliti olma olasılıklarını tartışabilmelisiniz. Türkiye'de ilk kez meslek içi eğitim programlarıyla biz Türk Eczacılar Birliği'nde ilk eğitimlerimizi başlattık. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde biliyorsunuz hem tezli ve tezsiz yüksek lisans programı var. 2 yıldır sanırım bu 2. yılı arzu eden yüksek lisans da yapabilir. Biz Adli Bilimciler Derneği'nin çatısının altında önce Adli Eczacılık Komisyonu'nu kurdum. Bu komisyonun başkanıyım. Daha sonra Eczacılık Fakültesi öğrencilerimizden arzu edenler genç adli eczacılar grubumuza, komisyonumuza katıldılar GADEK olarak. Çok etkili, çok hızlı gençler, çok güzel projelere imzalar atıyorlar. Arzu edenler katılabilirler. İpek ya da Batuhan aracılığıyla ulaşırlarsa bize onlara gerekli bilgileri veririz. Bu Malatya'da bir etkinliğimiz. Kamu Eczacıları Kongresi'nde adli eczacılık anlatıyoruz. Bakın Adli Tıp Kurumu'na seçmeli dersteki öğrenci grubum. Bütün laboratuvarları gezdik ve Adli Tıp Kurumu'nun içinde eczacı dışında kimyager var, biyolog var, veteriner var, hekim var. Sağlıkta eczacıyı göremedik ve çok üzüldüler. Yine seçmeli ders olmasına rağmen kalabalık bir sınıfım olurdu. Merak ederlerdi çünkü. İşte eczacılık kongrelerinde, Adli Bilimciler Derneği'nin kongrelerinde 17-18 yıldır anlatıyorum. Ve ilk yayınımız 2002 yılında Adli Tıp ve Adli Bilimler içinde adli eczacılık konusunu anlattık. Dünyada peki ne durumda? İngiltere'de aslında 1960'lı yıllarda başlıyor adli eczacılık konusu, eczacılıkta branşlaşma. Kitap
ilk kitap da 1970 yılında Forensic Pharmacy diye kitabını çıkartıyor. Yani biz içindeki bazı konuları, birçok konuyu diyeyim daha doğrusu, müfredatımıza aldık. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1990'lı yıllardan itibaren adli eczacılık var. Amerika Birleşik Devletleri çok ileri düzeyde. Yani bu adli eczacılar en iyi para kazanan 2-3 meslek arasında. Çünkü birçok kurumda çalışma şansı var. Mesela adli hukukçularla birlikte çalışıyor adli eczacılar. Her hukukçu yanına bir adli eczacı alıyor. İlaçla davalar, ilgili davalara bakan hukukçular adli eczacılarla ortak çalışıyorlar. Mısır ve Hindistan'da yine ileri düzeyde 2000'li yıllarda başlıyor. Bunlar birçok atölye çalışmaları da vardır araştırırsanız internette. 2002'de ben ilk kez kitapçıkta bahsettim. Sonra seri halde bizim seminerlerimiz başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de özellikle adli eczacılık uzmanlık konusu olduğu için ya da sertifika da alabiliyorlar. Bunların çalışabilecekleri yerlere asla diploması ve sertifikası olmayanları almıyorlar. Yani adli eczacılık konusunda diploma ya da sertifika gerektiren birimleri var. Kitaplar, bakın, dünyada o kadar çok adli eczacılıkla ilgili kitap var ki buraya yarısını aldım. İngiltere'de bir eczacılık fakültesi online forensic pharmacy adli eczacılık desteği veriyor. Bakınız, eczacılık fakültesi veriyor. Demek ki ya adli eczacılık birimi de var bu fakültenin. Oradaki uzmanlar eczacılık ve ilaçla ilgili danışmanlıklarını veriyorlar. Uzaktan master derecesi var. Florida Üniversitesi'nin online, arzu eden ilgilenebilir. Ya da başka değişik forensik bilimlerle ilgili de bulabilirsiniz bu tip eğitimleri. Yine bir adli eczacı kendisine adli eczacı köşesi açmış. Online ücretli danışmanlık hizmeti veriyor. Bunlar tabii oradaki ülkelerdeki yasal düzenlemeler izin verdiği ölçüde Türkiye'de böyle bir adli eczacı serbest çalışma ya da uzman bir eczacının serbest çalışma şansı yok. Bu da bizim eğitimlerimizden, yüz yüze eğitimin güzel dönemlerinden biri. Atölye çalışmamız, bir mağdurumuz var. Zehirlenerek öldürüldü. Bazen cansız manken kullanıyoruz ama buradaki cansız manken bulamayınca canlı mankeni kullandık. Olay yeri inceleme uzmanımız bize parmak izi almayı, olay yerinde nasıl çevrilir, yani bu işin mantığını bilmek zorundayız. Tamam mı? Bana numune geldi analize. O numunenin nasıl toplandığını görmezsem, bilmezsem ben bana gelen her numuneyi analiz yapıp yorum yaparım, yanlış olur. Olayın mantığını anlamak için, bakın, ilaçlar var yerde, enjektörler var. Bunlar da hep numaralandırılır. Olay yerinde numaralandırma ve numune alımı nasıl yapılır gördük. Sonra topluca çektirdiğimiz, yine bir Yeditepe Üniversitesi, diğeri Biruni Üniversitesi'ndeydi. Bu Yeditepe Üniversitesi'nde, burada cansız mankenimize zehirli yemeği yediriyor sevgilisi. Burada da mağdur ölmeden önce savcımız, olay yeri uzmanımız, adli tıp uzmanımız, böyle bir rol dağıtımımız var. Burada son yemeğinden önce fotoğrafını çektirdiler hatıra olarak ve ölüm sonrası olay yeri inceleme, parmak izi alma. Adli tıp uzmanının görev ve sorumlulukları, savcı ne yapar, emniyet mensubu olay yeri inceleme uzmanı ne yapar? Nasıl? Ve derslerimiz çok eğlenceli geçerdi. Yeditepe'deki dersimiz de çok çok eğlenceliydi. Gerçekten katılan var mı aranızda bilmiyorum. Hamit hocamız da Adli Bilimciler Derneği Başkanı. Derslerimize kampüsteki çok sevimli arkadaşlarımız da katıldı. Burada izin alıyor hocadan katılabilir miyim diye. Burada girdi ama uyudu kerata, arka tarafa geçip. Sonuç olarak yani adli bilimlerin içinde, adli bilimler bir kere adaletin sağlanmasında, adli bilimler konusunda uzmanlaşmak çok önemli. Ve bu uzmanlık alanı içinde adli eczacılık çok özel bir yere sahiptir. Biz dekanlıklara da söylüyoruz, stajlarınızın arasına adli eczacının çalışabileceği kurum ve birimleri de lütfen alın, mantığını görsünler. Bunu uzmanlık alanı olması için de, bakın, lisansüstü eğitim de olabilir fakat adli eczacı unvanını ancak uzmanlık eğitimi alırsanız taşırsınız.
Bizim de yakın zamanda belki biliyorsunuzdur 2-12 Ocak'ta tekrar sertifikalı bir eğitimimiz var. Erzincan Eczacılık Fakültesi Dekanlığı ile ortaklaşa hazırlıyoruz. Eğitim içeriği çok zengin. Lisans derslerimizin çok ötesinde hatta yeni birçok konunun da içinde olduğu, içinde ilaç hukuku dahil, eczacılıkla ilgili hukuki konular dahil, enstrümantal analizler, parmak izi geliştirme. Parmak izi geliştirmede kullanılan bakın reaktifleri eczacılar sentezliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çok basit, çok hızlı, çok kolay kullanılabilecek reaktifler hazırlayabiliyor eczacılar. Tabii günümüzde buna gerek kalır mı? Yani teknoloji o kadar hızlı ve şey ki bazen maliyeti daha fazla olabiliyor. Dopingden bahsediyoruz. Antemortem, postmortem değişikliklerden bahsediyoruz gibi birçok yani 60 saatlik bir eğitim. Zaten sertifikalı eğitimlerde en az 60 saat gerekiyor. Şimdi hemen soru cevaplara geçelim süremiz dolmadan. Umarım biraz aklınızda, kafanızda canlandı. Çok zevkli bir alandır. Eğitimimiz de çok zevkli geçiyordu yüz yüzeyken. Belki online nasıl olacak? Şimdi bu ilk online dersimiz olacak. Atölye çalışması da koyuyoruz. Vaka tartışacağız. Vaka tartışmaları da zevkli oluyor. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ben bunu kapatayım isterseniz. Tamam. Biz de hem çok teşekkür ederiz. Fotoğraf da alırız. Tamam. İsterseniz soru. Tamam. Sorulara geçeyim isterseniz ben. Evet. Tamam. Hocam bir tane soru gördüm. Diyor ki arkadaşımız Türkiye'de atlı eczacılık hangi departmanlarda görev alır? Atlı eczacı tip CK'da hangi departmanlarda görev alır diye bir sorumuz var. Evet. O departmanları aslında bir açarsanız şeyi, tip CK'nın birimlerini açtığınızda şimdi buradaki bilgilerden sonra şekillenir. Orada nerelerde çalışabileceğini çok iyi görecektir o. Bir de adli eczacılık kitabımız çıkıyor Ocak ayı içinde. Orada daha ayrıntılı. TİCK'da nerede çalışabilir? Jandarmada hangi birimde çalışabilir? Sağlık Bakanlığı'nda hangi? Bir de kurumların içinde hangi birimle? Hatta Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nda da hangi laboratuvarlarda çalışabilirsin? Hepsini ayrıntılı olarak verdik. Tamam, teşekkür ederim. Bir tane arkadaşımız Hacettepe Üniversitesi Eczane Hizmetleri mezunuyum. Adli bilimlerde bizimle çalışma imkanımız var mı diye sormuş. Adli bilimlerde tabii lisans üstü eğitim şimdi sizin 2 yıllık okul. Lisans eğitimi şart adli bilimlerde. Yani mesela adli biyolojide, adli kimyada, adli toksikolojide yapabilir ama lisans gerekiyor. Yani 2 yıllık okullarla olmaz. Anladım, tamam. Ama bunu kapıyı zorlayabilir tabii ki 2 yıl daha farklı bir alanda lisansını tamamlayıp geçebilir. Tamam. Hocam adli eczacılığın maddi getirisi yüksekse eczacılar tarafından daha az tercih edilmediğinin nedenleri nelerdir demiş. Çünkü henüz uzmanlık alanı olmadı. Bir. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde yasalar farklı. Orada daha böyle serbest piyasa. Herkesin bireysel yani daha ne diyelim maddiyatçı bir şeyi var Amerika sisteminin yani Türkiye'deki yasalara uyarlamamız zor onu. Bir klinik eczacı bile gidip kendisine bir laboratuvar açamaz mesela bizde. Hatta hekimlerin bir çoğunda bile bu söz konusu değil. Yani yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri çok farklı. Orada bir materyalist bir ülke yani orada herkese diyor ki kazanan kazansın işte meydan sizin ama yasa koyuyor vergisi yüksek. Evet en yüksek kazanan meslekler arasında ama en yüksek vergiyi ödeyen meslekler arasında da aynı zamanda. Hı hı. Türkiye'de uzmanlık alanı mı diye sormuş değil şu an herhalde. Yani adım adım yaklaşıyoruz diye düşünüyoruz. Mesela spor eczacılığı, onkoloji eczacılığı sırada çok uzmanlık alanımız. Siz de bunları talip olabilirsiniz. Evet. Birçok konuda uzmanlık yaratabiliriz. Henüz daha klinik eczacımız yok ya. 35 yılı geçti, 40 yıldır klinik eczacı uzman yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani daha yeni 2 yıl önce girdiler. Türkiye'de biraz yavaş ilerliyor. Anladım. Peki hocam yurt dışında bu nasıl? Yani uzmanlık alanı yurt dışında? Her türlüsü var. Sertifikalı eğitim alanlarının girebildikleri kurumlar var.
diploma alanların çalışabildikleri kurumlar ayrı, yüksek lisans, lisans üstü eğitim alanların çalışabildikleri, zaten lisans üstü eğitim daha çok akademik kalıyorlar. Onlar üniversitede eğitici ya da kriminal emniyet ve jandarmaya eğitim veriyor. Ama uzmanlar daha serbest ve daha çok iyi kazanıyor elbette. Sertifikalı eğitim. Bakın şurada da ben de okuyayım. Evet, Amerika'daki ve Kanada'daki adli eczacılık hakkında yani bilgim yok ama orada sertifikalı ve diplomalı eğitimlerini takip edebilirsiniz. Anlattım konu içinde. Ondan sonra bir kere yani şimdi Türkiye'den gideceksiniz. Orada yeterli ki şey ne deniliyor? Denklik alma zorunluluğunuz olacaktır. Onun için onu bir düşünmek gerekiyor. Ocak ayında çıkacak olan kitabımız Adli Eczacılık. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Kursa yetişirse yetişmezse de daha sonra tanıtımı yapılır. Lisans Bir tane daha sorumuz var. Üstlerde gördüm ama stajdan bahsetmişken nerelerde staj yapabiliriz diye sormuş arkadaşlarım. Bütün bu saydığım kurumlarda mesela Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'yla yani nasıl diyeyim bunlar fakültelerin iki kurum arasındaki anlaşmayla olabilecek bir şey. Kabul etmesi gerekiyor. Yani staj ya dekanlıklar arası yazışma yani dekanlık kurumla yazışacak ya da staj sorumlusu öğretim üyelerinin bu yazışmaları biz hep öyle yapardık. Yani yazışarak kurumdan kontenjan talep edecek. Bizim her yıl size göndereceğimiz iki eczacı öğrencimiz olacak. Bu konuda kontenjan ayarlayabilir misiniz gibi. Örneğin adli tıp kurumları keza aynı şekilde yapılabilir. Bizim öğrencilerimiz gitti. Adli tıp enstitüleri, adli tıp kurumları buralar şu saydığımız tüm kurumlarda yapabilirler. Bakayım. Biyokimya mezunları için adli bilimde çalışma şansınız olur. Tabii ki çok güzel. Adli bilimlerde açın 100 tane fazla uzman şey bilim alanı var. İstediğinize yüksek lisans ya da sertifikalı eğitimine katılabilirsiniz. Farmakolojik ötenazi nedir? Ötenazi şudur. Ötenazi artık yaşamıyla ilgili yaşam kalitesi çok düşmüş hastalar ne istiyorlar? Artık hayatımı sonlandırmak istiyorum. Benim bu özgürlüğüm var diyor. Mesela Hollanda buna izin veriyor. Bazı ülkelerde var ötenazi yasası. O zaman ilaç verilerek belli bir komisyonun kontrolünde kişiye ilaç veriliyor ve hayatına son veriliyor. Ama bizim Türkiye'de böyle bir şey yok. Adli eczacılığa sınavlı mı kurallı mı onu anlattım. Yok böyle bir şey. Adli eczacılık sertifikalı eğitimi ücretli. Lisans üstü eğitimine başvurabilirsiniz. Ankara Üniversitesi'nde var. Birinci sınıf eczacılık öğrencileri sertifikalı eğitime arzu ederse katılır ama bilgiler ağır gelir. Yani farmakoloji görmemiş, toksikoloji görmemiş, biyokimya yani hiç meslek dersleri görmeden çok zorlanırsın. Çünkü sonunda sınav da var. Hocam sizce kaçıncı sınıftan itibaren katılmalıyız? Üç, yani farmakoloji ve toksikoloji, genel farmakoloji ve toksikoloji görmüş olmasında fayda var. Anladım. Efendim, akredite olmuş bir üniversite mezunu isek. Akredite yazmış ama akredite bu Türkiye'de de sertifikamız varsa denklik alamazsınız. Çok zor işte. Orada gidip önce bir orada da adli eczacılık konusunda eğitim almanız gerekecektir. Yurt dışında burada aldığın eğitimle lisans üstü eğitimin de olsa yurt dışında denklik. Lisans düzeyinde önce denklik alman lazım. Önce eczacılığını orada kabul ettirmen gerekir. EOS uzmanlıklarına eklenmesi için taleplerimiz oluyor, söylüyoruz ama dekanların tabii bu çalışma hızına ya da kendi isteklerine de biraz bağlı olabilir. Bir de önce ilk uzmanlarımızı bir görelim. Henüz daha hiçbiri mezun olup ataması yapılmadı bildiğim kadarıyla. Onlardaki başarı oranına göre devam edilecektir. Kanada eczacı denkliği. Tabii bütün ülkelerde bakın Avrupa Birliği dahil tüm ülkelerde denklik şart gençler lisans denkliğiniz çok önemli. Sonrası çok önemli olmayabilir ama evet Türkiye'de çalışabileceğiniz alanlarda bunları siz tabii ilanlar çıkıyor bakın gençler kaçırmayın.
Memurlar neti sıkı takip edin. Oradan kurumlarda mesela geçen gün Adli Tıp şey Adalet Bakanlığı'na personel alınacak demişler. 70'in üstünde personel, kimyager var, biyolog var, veteriner var, eczacı yok. Ben dedim ki laboratuvarda hatta hangi birimlere görevlendirilecekleri yazıyordu. Oradaki şu birimlerde eczacı çalışabilir. Ben olsam başvururum. Mahkemeye de giderim gerekirse. Benim elimde transkriptim var, eğitimim var, içeriği bu. Ben bunları yapabilecek kapasitedeyim. Kazan kazanma önemli değil canım. Bir işin peşine düşen kazanıyor. Talip olan kazanıyor. Yani öyle oturup da bana kadro açmadılar ne yapayım diye bazen kendi kendine kadro açtırıyorsun. Hayat böyle. Hocam burada süre sınırımız kalktı. O yüzden evet sistemsel bir sıkıntı olmuştu. Halletmiş arkadaşlarımız. Öyle mi? Ama ben de yani böyle kantin içinde. Yok sizin vaktiniz oldukça yayınınızı gerçekleştirebiliriz. Tamam soruları o zaman devam edelim. Tamam isterseniz ben de okuyabilirim siz de okuyabilirsiniz. Tamam. Nasıl isterseniz devam edebiliriz böyle. Bahsettiğiniz sertifikalı eğitimi alanlar hangi kurumlarda çalışabilir? Yani bu sertifikayı alan gelip burada çalışır diye bir şey yok. Ben kendi kişisel gelişimimi sağlayan, bilimsel gelişimimi sağlayan her eğitime alıyorum. Şu yaşımda bile alıyorum. Yani şu yaşımda da katılıyorum. Uluslararası bir kurs buluyorum, ücretli ücretsiz ya da işte bazen diğer hocalarımızın eğitimleri oluyor, videoları oluyor, onları seyrediyorum. Bütün bunlar belgelendiği zaman özellikle sizin özgeçmişinizi çok zenginleştirir. Herhangi bir yere başvurduğunuzda, bir kuruma başvurduğunuzda, fakülteye başvurduğunuzda yani bir ana bilim dalına gideceksin, hocayla görüşüyorsun, herkes bir özgeçmiş istiyor. Özgeçmiş hazırlamayı da lütfen öğrenin. Özgeçmiş çok önemli. Bir özgeçmiş hazırlamayı öğrenin. Ben de bu konuda bir hazırlık yapıp birkaç eğitim açmayı düşünüyorum öğrencilere. Bir de mülakat hazırlığı. Nasıl mülakata hazırlanırım? Bunlar çok önemli ve o özgeçmişe doldurmanız. Yani yeni bir arkadaşımın kardeşi bir iş başvurusu yapacaktı. Dediler ki ya sen güzel özgeçmiş hazırlarsın. Hadi bir formatın vardır yazalım. Yazmaya başladım. Adın, soyadın, okulun neyse. Hangi bölüm, hangi birim, ne zaman bitti? Şimdi soruyorum. Evet. Katıldığın kurslar? Yok. Aldığın sertifikalı eğitim var mı? Kız diyor ki yok. Şimdi okul biteli 4-5 yıl olmuş. İş arıyor, işsizim diye ağlıyor. soruyorum peki diyorum herhangi bir yerde staj yaptın mı? Yani gittin bir yerde bir şey öğrenme yok. Onu soruyorum yok, bunu soruyorum yok. Şimdi yani dedim hiç başvurma. O kadar donanımlı gidiyorlar ki. O kadar böyle dolduruyorlar ki sonra alacak olan kişi bakıyor kendi alanı ne? Diyelim ki endüstriyle ilgili bir yere başvuruyorsun. O alanda ilgili kendini donatmış mısın? Enstrümantal analiz bilgin var mı? Bir eğitim, evet ya bu enstrümantal analizle ilgili sertifikalı bir eğitim almış. Belgesi de böyle, hatta içinde bak HPLC öğrenmiş, GC öğrenmiş, spektrofotometre, atomik absorpsiyon. Bu eğitimle geliştirmiş kendisini gibi anlatabiliyor muyum? Yani bütün bunlar sizin için bir donanımdır. Ben bir sertifika aldım. Haydi şimdi beni kim oluyor? Öyle bir şey yok. Sen bir değil 10 tane sertifika almak zorundasın. Böyle. Yani endüstrideki çalışan arkadaşlarıma diyorum ki yani siz de eczacısınız ya bir öncelik verin şu eczacılar biraz endüstride artsın. Dedi ki bir arkadaş bir gün doğru söylüyorsun ben de çok istiyorum bunu. Meslektaşlarım artsın. Ama eczacı zannediyor ki lisans diplomasıyla aldım, eczacı oldum. Diplomamla geldim. Şimdi herkes beni almak için sıraya girecek. Hayır, öyle bir şey yok. Yabancı dilin var mı diyorum. Orta derecede İngilizce. Endüstride bir kere çok ileri düzeyde İngilizce gerekiyor. Bir ikinci dil tercih. Benim karşıma bir geliyor kimyager, biyolog. Nasıl geliyor? İleri düzeyde İngilizce ile geliyor. Mezun olalı o da 2 yıl, 3 yıl olmuş ama 3 yıl boyunca İngilizce eğitimi almış.
Burada siz ne yaparsınız? Kurumu düşünmek zorundasınız. Sen kuruma kazandıracaksın ki sen de kazanacaksın. Kazan kazan mantığıyla çalışıyorlar. Evet, bu sertifikalı eğitimlerle seni bir kuruma kadro açmazlar. Ama gittiğin zaman gerçekten insanlar senin donanımlı olduğunu görürler. Sadece bununla değil, bence başka sertifikalı eğitimlere de katılmalısınız. Psikoaktif tedavinin denge üzerine de etkileri varmış. Psikoaktif tedavi mi? Antipsikotikler dedik. Tabii antipsikotik ilaçlar, ilaç davranışları. Şimdi bu ders konusu. Yani ben burada uzun uzun nasıl anlatayım? Santral sinir sistemini, nörolojiyi nasıl etkilediğini, davranışları nasıl değiştirdiğini burada anlatamam. Onu ancak ya açacaksın farmakolojide nörofarmakolojiyi okuyacaksın ya da kursa katılacaksın. yani nörolojik sistemi etkiliyor. Sinir sistem ucundan salıverilen nöromedyatörlerin salıverilmesini değiştiriyor. Yani psikotik rahatsızlıklarda zaten davranış bozukluğu getirmez mi? Değil mi? Antipsikotik ilaç kullanıyorsun ama bu sefer de denge başka yönde değişiyor. Mesela alkol de santral sinir sistemi depresanıdır. Dolayısıyla orada davranış değişikliği olabilir alkol etkisi altında. Eczacılar, TÜBİTAK ya da makine kimya endüstrisi korur. Evet, KBRN tabii ki mümkün. KBRN zaten çalışabileceği birimlerin başında gelir. Kimyasal silah tespit dedektörleri gibi projeler. Yani neden olmasın? Biraz şimdi bir de sadece eczacılık bilgisiyle olmaz tabii ki bu söylediğin. Kimyasal silah tespit dedektörleri mühendislik bilgisi de gerektirir. Zaten adli bilimlerde bazen bu bilimler arası işbirliği vardır. Mühendislerle işbirliği yapmak gerekir böyle bir durumda ki yapılıyor bu tip. TÜBİTAK'ta özellikle daha da bilim dalları arasında çok disiplinli, yani birçok disiplin bir araya gelip hazırladığı projeler olabilir tabii ki. Ama eczacılık bilgisi tek başına dedektör için yetmeyebilir. Nedir bu? Novikok gibi bazı nerve agentler. Türkçe yazsaydın daha iyi anlayacaktım. Sinir madde, sinir anladığım kadarıyla sinir, santral sinir sistemini etkileyen maddelerle ilgili çalışmalarım yok. Hayır, benim çalışmalarım daha farklı. Adli eczacıların çalışabileceği alanlarda eczacılar kalmadığından bahsettiniz. Talep olmadığı için. Evet, talep olmadığı için. Ama bu konuda yetiştiğiniz zaman, özellikle uzmanlık alanı olarak kabul edilip uzman olarak yetiştirildiğinizde bu alanlarda kadro açılır, istihdam alanlarınız olur. Yani bu bahsettiğim kurumlarda en az birer, ikişer tane adli eczacı kadroları açılır. Nasıl ki şimdi klinik eczacılar yetişince hastanelerde hastane eczacısı kadrosu ayrı, klinik eczacı kadrosu ayrı olacak. 2-12 Ocak'ta yapılacak eğitime mezun eczacı olarak tabii katılabilirsiniz. Lisans mezunu. Eczacıdan başka kimseyi kabul etmiyoruz. Başvuru süresi için geç mi kaldım? Onu mail atıp sorabilirsiniz. Dernek ilgileniyor. Adli Bilimciler Derneği'ne e-postası var. Sen devam et İpek'cim. Sor bakalım sen. Tamam hocam, ben devam edeyim. Merhaba, ülkemizde aktif adli eczacı olarak çalışan kaç kişi var şu anda diye genel olarak bir sayı söyleyebilir misiniz diye sormuşlar. Aktif adli eczacı yok ama adli eczacılık alanında çalışan çok hocamız var. Bu alanda eğitim veren tüm hocalarımız adli eczacılığa gönül vermiş. Bu alanın uzmanlık alanı olması için inanan hocalarımız. Mesela adli eczacı olarak sayabileceğimiz hocaların ilk adli eczacımız Turhan Baytop hocamızı bilir misiniz? Adını duymuşsunuzdur. Evet, kitapları var. Evet. Turhan, ben size şimdi bir masal anlatayım madem süremiz var. Turhan Baytop hocamız biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ama fakülte değil, mektepten mezun. Mektep mezunudur. Eczacılık mesleğinin biliyorsunuz ilk mezunları eczacılık mektebinden oldu. Nereden? Askeri tıbbiyenin içinde açılan eczacılık sınıfının daha sonra
eczacılık mektebi olmasından sonra da fakülteye dönüşüyor biliyorsunuz. Ama ilk mektep mezunlarımızdan Turan Bartop hocamız daha sonra tabii ki farmakognozi alanında akademik oluyor, profesör oluyor. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Şemsi Gök hoca, profesör, doktor, çok yakın arkadaşı, İstanbul Üniversitesi'nde adli tıpta hoca, Şemsi Gök hoca. Bu hocamızın da, Şemsi Gök hoca da çok değerli bir hoca, Türkiye'de adli tıpla ilgili kanunlarda yeni bir düzenleme yaptırıyor ve adli tıp kurumlarını kurmasını sağlıyor. 1980 yılında, yani şimdi şu anda görev kurulu olan adli tıp kurumları 1980'de bu hocamızın çabalarıyla kuruluyor. Şemsi Gök hocamız. Daha sonra adli tıp kurumunda kendisi adli tıp uzmanlarını da görevlendirirken aynı zamanda 5 ihtisas kurulu oluşuyor adli tıp kurumunda. Bunlar hep eğitimimizin içinde de anlatılıyor tarihçide. Bu ihtisas kurullarından birisi bu uyuşturucularla ilgili bir ihtisas kurulu var. Turan Baytop Hoca da çok yakın arkadaşı, diyor ki gel diyor, bu ihtisas kurulu başkanı da sen ol diyor uyuşturucularla ilgili. Hani farmakognoziste de esrardı, bu tip bitkilerle ilgileniyorsun, zehirli bitkiler. O ihtisas kurulu başkanlığı, yani aslında ilk adli eczacımız Turan Baytop hocamızdır diyebiliriz. Yani yeni bir alan değil dedik ya, yeni bir kavram, kavramı yeni koyuyoruz biz. Sonra Ekrem Sezik hocamız. Gerçekten eczacılıkla ilgili, bitkilerle ilgili, tıbbi bitkilerle ilgili yasaların oluşturulmasında, yönetmeliklerin oluşturulmasında ve bilir kişi olarak çok uzun yıllar görev yapmış bir hocamız, bir adli eczacımız da odur aslında. Yani ilk adli eczacılar akademik ortamdan çıkıyor. Çünkü uzmanlaşmışlar buralarda. Hani düz eczacı da çok böyle bir uzmanlık bilgisi olmadığı için. Dolayısıyla ne dedik? Aktif adli eczacılar akademikler. Tamam, uzmanlık hocam olduğu zaman sizler de inşallah bu alanda aktif adli eczacı olarak çalışacaksınız. İnşallah. Teşekkür ederiz. Hocam, sizi Profesör Sevil Atasoy'u medyadan tanımıştım. Ülkemizde evet, suç ve cinayetlerde ilaç ve zehirli bitki kullanımının az olması veya medyada az görülmesi adli tıp ve eczacılığın Türkiye'deki gelecekteki gelişimini ve istihdamını nasıl etkiliyor? Ülkemizdeki suç ve cinayetlerde ilaç ve zehirli bitki az olduğunu nereden çıkarttı ki? Bizim bütün atölye çalışmalarımızda olay yeri uzmanımız, olay yeri inceleme uzmanımız çok fazla intihar, siyanürle ve zehirli maddelerle, hatta ben hıfzı sahada bir süre zehir araştırmada çalıştım. Oraya çok fazla böyle ilginç vakalar gelirdi. Zehirlenme kasıtlı ya da bilmeden gelirdi. Yorum istenirdi. Yani çıkan sonuçlar sizi bir de bunun bilerek mi, kasıtlı mı, kasıtlı olmayabilir mi? Bu konuda da yorum yapmanızı kolaylaştıran veriler olurdu. Yani uzman olduğunuz için analiz sonuçlarını yorumlardık. Yani bir ailede bir seri ölüm olmuştu örneğin Urfa'nın bir köyünde. Örneğin bunların analizini yapıp yorumlamak bize, sonunda anladık ki çok acı bir olay. Evin hanımı boşalan tarım ilaçlarının tenekelerine zeytinyağını ve ununu dolduruyor. Bundan yaptığı yemek, börek ve pastalardan bir aile yok olmuştu. 12 kişi bir aileden sırayla peş peşe gitmişlerdi. Yani burada Türkiye'deki geleceği açısından çok kaynak var. Çünkü eğitimsiz ve bu konuda cahil kesim çok fazla. Ya da bilgiyi o kadar yerlere ulaştıramıyoruz, hata da bizde. Yani bilgi çok fazla gitmiyor. Vatandaşı eğitememişiz, anlatamamışız, farkındalık yaratamamışız demek ki. Aslında çok var. Ülkemizde suç ve cinayetlerde kullanımı hiç de az değil. Bir gelseniz olay yeri inceleme uzmanı anlatsa size, dersimizde hepsi Ekrem Hoca anlatsın. Yani hepimiz anlatıyoruz vakaları, hiç az değil arkadaşlar. Gelin de vakaları tartışalım. Bana önüme gelen kaç tane dosya vardı, 20 tane vaka anlatayım, hiç de öyle değil. İlaçtan da zehir, kendi aldığı ilaçtan zehirlenen var. İlaç etkileşiminden zehirlenen var.
Özellikle ilaç verilerek öldürülen var. Çok yani hiç tam tersine. İngilizce dışındaki hangi yabancı dil adli eczacı için? Yani bir şey değil mi? İngilizce artık dünya dili. Adli eczacılık için İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri bu konuda çok ileri düzeyde olduğu için İngilizce'den başka bir dil çok gerekmez. Ama ikinci bir dil istiyorsanız günümüzde ben size Rusça ve Arapçayı tavsiye edebilirim. Belki daha değişik alanlarda kullanabilirsiniz. Peki hocam adli eczacılık hani Rusça ve Arapça daha mı faydalı olur yani oralarda? Adli eczacılık için değil. Adli eczacılık için ha onu dedim bak paranteze alıyorum. Adli eczacılık için sadece İngilizce. Anladım tamam. Ha, endüstriye gidiyorsa endüstride farklı ikinci bir dil mutlaka Almanca, İspanyolca. Bakın endüstride Fransızca, Almanca, İspanyolca. Ama başka bir ticaret mesela uluslararası bir ticaret falan düşünüyorsan Arapça, Rusça güzel diller yani bu anlamda İtalyanca gibi. Yapacağın işe göre değişir ama adli eczacılık için Amerika ve İngiltere bir numara olduğu için İngilizce yeterli. Tamam. Bu gibi eğitimleri takip edebileceğimiz ve önerebileceğiniz şeyler var mı diye sormuş. Yani tabii aslında çok var da şöyle anahtar kelime olarak girip arayabilirsiniz. Forensic pharmacy, forensic pharmacist diye girdiğinizde karşıda birçok videoda çıkabiliyor. Atölye çalışmaları var. Sunumlar var, slaytlar, PDF makalelere de ulaşabiliyorsunuz. Bulursunuz yani şimdi hemen size... daha sonra arzu edene gönderebilirim. Evet, ama hocam, siz benden daha iyisiniz bu konuda. Siz isterseniz aklınıza gelirse bize iletirsiniz. Biz onu Instagram hesabımıza da paylaşabiliriz bilgi olarak arkadaşlarla. Bakayım, tamam. Tamam. Çalışacağımız alanları Türkiye'de çoğu iler yapabilir mi? Olanak var mı diye sormuş. Tabii adli tıp kurumları bölgelerde var. Türkiye'nin değişik bölgelerinde. Her ilde yok ama değişik bölgelerde olabilir. Başka illerde nasıl çalışılabilir? Adli tıp kurumları dışında tabii jandarma ve emniyetin birimleri, kriminal laboratuvarlar sadece merkezde olmayabilir. Ufak tefek laboratuvarları var jandarmanın ve emniyetin oralarda olabilir. Periferden daha çok bilirkişi olarak katılım oluyor. Yani düz eczacı da olsanız, düz eczacı da ne demek oluyor bilmiyorum. Öyle derler ya düz eczacı ya da serbest eczacı. Serbest eczacı da olsanız, serbest eczacı arkadaşlarımdan bilir kişilik yaparak kendilerine ek gelir sağlayanlar var. Bunu da bir not dipnot olarak düşeyim. Eczanesi olanlar, özellikle bu bilir kişilik ve adli eczacılık sertifikalı eğitimlerini aldıktan sonra Adalet Bakanlığı'nın bilir kişilik şeylerine başvurabiliyor online duyurularına. Öncelikle de tercih ediliyor. Büyük olasılıkla da bilirkişi olarak seçileceklerdir. Ondan sonraki süreçte çok fazla bir şey değil ama kendinizi geliştirdikçe dosya sayınız artıyor. Hakim de sizi tanıyor ve iyi geri bildirimler alıyorsa. Çünkü biz de eğitimimizin içinde nasıl rapor yazılır onu da anlatıyoruz. Yani rapor yazamayanı hakimler de istemiyor. Bir daha dosya göndermiyor. Aa, bunu ne anlamadım ya, bu ne yazmış şimdi falan şeklinde rapor yazmayı da bilmek gerekiyor. Sonra size öğreniyor, dosya sürekli geliyor ve siz buradan... ek gelirim çok iyi demişti bir eczacı arkadaş. Hatta onu daha birkaç kez çağırdık. Bilirkişiliği anlattırmıştık. Hı hı. Yani periferde bu gibi eczane eczacılarının da özellikle yapabileceği bilirkişilik var. Teşekkür ederim hocam. Uzmanlık alanı olması için biz neler yapabiliriz diye sormuşlar. Adli eczacılığın. Yani öğrenci olarak biz neler yapabiliriz uzmanlık alanı açılması için? Uzmanlık alanı olması için bu klinik eczacılıkta, farmastik bakımda, fitoterapide önce sertifikalı eğitimlerle başladı. Sertifikalı eczacı sayısı artınca bunlar daha sonra uzmanlığa dönüştü. Uzmanlık alanı olmaya dönüştü. Neden? Çünkü bu sertifikayı aldım ben bu konuda bilgiliyim diye talip olmaya başladılar birçok şeye ve hocalarını sıkıştırdılar. Hocam bu sertifikayı bir diplomaya çevirelim. Bakın fitoterapide böyle oldu.
Şimdi hatta belki adli eczacılık içinde olabilir deniliyor. Uzmanlık olursa fitoterapi sertifikaları olan eczacılar fitoterapi uzmanı sayıldılar. Belki fark dersler alındı, bilemiyorum. Oradaki ayrıntıyı kaçırmış olabilirim. Belki bir sınava tabi tutuldular. Onu araştırmam lazım. Şimdi bu sorunun üzerine benim de bunu araştırmam lazım. Tamam. Muhtemelen sınava alınmışlardır. Küçük tamam hocam. Ha? Çok teşekkür ederiz. Evet. Bir de oturumu kapatmadan bir arkadaşımız kitap ve film önerisi istemiş sizden. Var mı önerebileceğiniz adli eczacılıkla evet. ilgili? Evet. Aslında benim Ankara'da kaldı. Bütün kitaplarım bu İstanbul'dayım. Kitapların adli tıpla ilgili, adli vakalarla ilgili birkaç kitap hikaye, gerçek hikayeler ama yani hani vakalar vardı. Şeyde de bulabilirsiniz online kitap evlerinde adli tıp, adli hikayeler, adli vakalar diye girdiğinizde değişik hikayeler. Benimki çok yani 2000'li yılların başıydı. 2000'de mi 2002'de mi aldığım bir kitaptı ama o kadar değişik olaylar vardı ki ben onları vaka olarak derslerimde de anlatmıştım. Şu anda aklıma gelen bir kitap yok. Aslında araştırayım da size onu da ileteyim tamam, İpek olur. aracılığıyla. Tamam. Filmler oho film yani dizi çıkar film değil. Bütün diziler adli bilimlere çıkıyor artık. Herkes dedektif. Şu çok meraklı şeyler de var, programlar da var. Gerçek vakalardan yapılan Sevil Atasoy Hoca'nın da mesela o tip vakaları var. Ve eğitim sırasında Hamit Hancı Hoca'mız, Adli Bilimciler Derneği Başkanı. Onun da çok güzel hikayeleri vardır. Keşke yüz yüze olsaydı ki daha bir heyecanlı olurdu. Evet, inşallah böyle. O dönemlerde gelir hocam. Yüz evet. yüze de görüş imkanı buluruz. Çok İnşallah. Teşekkür ederiz hocam. Fotoğraf alacak mıyız? Aha, tabii. Sorularınız Herkes, zaten. Hiç kimsenin yüzünü görmedim ama ben kendi kendime ya da iki kişi konuştuk gibi olduk İpek. Hocam ama 200'e kadar çıktık. Çok talep vardı. Öyle Gerçekten mi? Tabii çok kalabalık olduk. Çok teşekkür ederiz. Çok ilgi Kaçtılar verdiniz galiba hocam. Gerisi. Şu anda kaç kişiyiz Şu an bilmiyorum. 133'üz ama bir ara bayağı 200'ü Evet. zorladık. Yani sorularınız varsa yine adli eczacılığın uzmanlık alanı olması için eğitimlere talip olun. Hocalarınızdan isteyin, dekanlıklara gidin. Adli eczacılık uzmanlık alanı olsun. Çünkü çok disiplinli. Yani tek bir bilim dalının altından kalkacak bir şey değil. Yani hukuka da pencere açıyorsunuz. Çok zevkli bir alan. Ben yaptığım için değil yani hakikaten giren herkes söylüyor bunu. Yani dedektiflik var işin içinde, vakayı tartışıyorsun, heyecan var. Bilmediğin yeni konular öğreniyorsun. Yani eczacılığın dışındaki konuları da aa diyorsun bu böyle miymiş? Yani o yeni konuyu kendi bilginle birleştirdiğinde muazzam bir şey çıkıyor. Bir patlama yaşıyorsun, bir uyanma yaşıyorsun. Ay, eczacılık ne güzel meslekmiş diyorsun. Yani kendi mesleğime daha çok hayran kalıyorum. Çünkü hepsi benimle ilgili. Hepsine faydam dokunabiliyor. Hepsinden aldığım bilgiyi mesleğimde kullanabiliyorum. Yani mesleğimiz çok güzel bir meslek. Gerçekten çok iyi bir yerdesiniz. Çok güzel bir meslek seçtiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Sizin gibi pırıl pırıl gençlerle çok güzel noktalara gidiyor eczacılık. Hiç öyle eczacılık bitti. Eczane açmak da şey değil. Yani eczane tek başına bir şey ifade etmiyor. Ne kadar farklı alanlarda çalışabildiğinizi gördüğünüzde şaşıracaksınız. Eczacı aç kalıyorsa kendisi otursun düşünsün ben nerede hata yaptım diye. Bir eczacı aç kalmaz. İstediğiniz her kurumda kendinize iş bulabilirsiniz ha ama şu ayrı bir şey. Ama işte işin içinde siyaset var. O olmazsa olmuyor. Onlar ayrı şeyler ama kapıyı zorlarsın. 10 kapıyı zorlarsın, birisi açılıyor günün birinde. Yani ben de böyle pat diye olmadı hiçbir şey. Her şeye talip oldum. Yani rektörlerin kapılarında dolaştım. Yani gittim kurumların kapılarında dolaştım ve ağlaya ağlaya böyle yani böyle kolay olmadı. Her şeyi tırnaklarınızla yaptığınızda öyle büyük bir başarı geliyor ki zaten. Ama kendini sürekli eğiteceksin. Hep geliştireceksin, hep yeni şeyler öğreneceksin. Bu merakını ve açlığını görecekler.
Zaten bakışlarınız pırıl pırıl. Yani ben gençlerden çok umutluyum ya. Bakar mısın? Hepsinin gözüm kamaşıyor şuradaki gençlere bakınca. Hocam, hakikaten yani. Sizin gibi Muazzamsınız. sizin Ama gibi çok kız öğrenci çok galiba ya. genel olarak Eczacılık Fakültesi'nde öyle bir durum var hocam. Zaten eczacılık fakülteleri öyle, doğru söylüyorsun yani. Evet. Ama çok mutlu oldum. Hepinizi böyle tek tek şöyle bir inceleyeyim ama kameralarınızı açmamışsınız, aşk olsun. Arkadaşlar fotoğraf çekileceğiz. İsteyen herkes evet. Kamerasını evet. açabilir. Ben şöyle bakayım de dedim, yüzüm, gönlüm ışıklansın, nurlansın. Sizin gençlik enerjinizle ben de donanayım istemiştim. Bunu bile fazla gördünüz bana evet, yani. Evet arkadaşlar, açarsak kameralarımızı çok güzel olur. Evet, bir şöyle bakıyorum çekelim. Tek tek. Herkese merhaba tekrar. Zeliha, Elif, Nur, Selin, Çağla, merhaba. Berke, Şevval, Melise, Ali, Mert, Kübra, Dilara, Ayşegül, Recep, Pınar, Hilal, saymadıklarım varsa lütfen kusura bakmasınlar. Zerrip, efendim, Reza, Bilge, Recep, saydım, Mete, Rojin, Esra, Rabia, Özlem, Ebru, Mehtap, Ebru, Zehra, karıştı her şey. Nur, Hayat, Hatice, Polat. Bazı isimler de tanıdık herhalde. Bir şeylik var yine. Yazışmalar olmuş olabilir. Bir sosyal medyadan da herhalde olabilirler. Herkese iyi akşamlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım. Çok... Son bir fotoğraf alabilir miyim acaba? Herkes böyle kamerasını açmışken. Evet. Kim tamam. alıyor? Selin alıyor şu an. Değil mi Selin? O zaman Selin dondu galiba şu an. Birkaç tane evet, alsın da ne olur ne olmaz. Tamam iyisin Selin. Alıyorsun değil mi şu an? Bakıyoruz. Evet şu an alıyorum. Tamam. Tamamdır. Ama tamam. Selin ışığından gözlerimiz kamaştı. Çok fazla ışık saçıyorsun. Hiç sönmesin ışığınız gençler. Başarılar diliyorum. Hepinize mutluluklar diliyorum. Mutlu yıllar. Yeni yılda inşallah sağlıcakla yüz yüze eğitimlerde görüşebilmek dileğiyle. İnşallah. Ailelerinize de çok selamlar. Hı-hı. Derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Var mı bana söyleyeceğiniz bir şey? Hocam biz de çok teşekkür ederiz. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Yani benim açımdan da çok bilgilendirici bir yayın oldu. Gerçekten bu alanda çok bilgilenme ihtiyacımız varmış. Arkadaşlarımız da zaten chatten çok fazla teşekkür etti. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileyim. Bayağı i̇yi da akşamlar. Vaktinizi aldık. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar size de iyi akşamlar. Başka etkinliklerimizde görüşmek üzere.